Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bugün sizlerle birlikte ekranda görmüş olduğunuz kanca parçasını AutoCAD'de çizmeye çalışacağız. Gerekli ölçülerimiz üzerinde mevcut. Fakat çizmeye başlamadan önce size oluşturduğum katmanlardan hemen biraz bahsetmek istiyorum. Bu katmanları sizin de çizim esnasında ya da çizmeye başlamadan oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Katmanları açtığımızda bir eksen katmanı, ince çizik katmanı, kalın çizik katmanı, kesik çizik katmanı ve yazı ölçü diye bir katman oluşturdum arkadaşlar. Çizgi tiplerimiz burada mevcut, görüyorsunuz. Ve çizik kalınlıklarımız da yine burada mevcut, görüyorsunuz. Size de çizime başlamadan önce bu katmanları oluşturarak çizim yapmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle yatay ve düşey eksenleri oluşturmak için katmanlardan eksen katmanı seçiyorum. Line komutunu aldım. Ortom açık. Bir yatay eksen çizgisi, bir de dikey eksen çizgisiyle şuradaki merkezi oluşturdum. Öncelikle kalın katmanına geçip şurada yarı çapı 25 olan daireyi veya yayı çizmek istiyorum. Circle komutumu aldım. Bu arada orto modlarımın arkadaşlar sağ tuş Object Snap Setting'den tamamını şu an açtım. Siz de açabilirsiniz. Veya Shift sağ tuşu da kullanabilirsiniz. Ben şu an açtım. Intersection ya da kesişimle bu merkezi yakalıyorum. Ve yarıçap değerini giriyorum. Şimdi yarıçapı 60 ve yarıçapı 65 olan yayları çizebilmek için buradaki 6 ve 5 ölçülerini merkezlerini bulmam lazım. Bunun için offset komutunu kullanacağım. Offset komutunu çalıştırıyorum. Önce 6 değeri için 6 yazdım. Bu düşey eksen çizgimizi sağa doğru 6 mm offsetledim. Kafam karışmasın diye hemen trim komutunu uygulamak istiyorum. Fazlalıkları bulacağım. TR, Enter, Enter. Şu kısmı budadım. Kalanını da silgimle siliyorum. Tekrar offset komutunu çalıştırdım. Bunda 5 değerini gireceğim. Değer olarak 5 yazıyorum. Ve şu yatay eksenimi de aşağı yönlü 5 offsetliyorum. Yine fazla çizgi karmaşası olmaması bakımından TR Enter Enter ile buradaki fazlalıkları da budamak istiyorum arkadaşlar. Kalanları da şu şekilde sildim. Şurada bizim iki yayımız için noktalar var. Evet, şimdi bakalım. Yarı çapı 60 olan yayı çizebilmek için şu noktadan bir merkez referans noktası alacağım. Circle komutunu aldım. Buradan dairemin merkezini buldum ve klavyenden yarıçap 60 değerini giriyorum. Tekrar daire komutumu aldım. Şimdi yarıçapı 65 olan yay için burada görmüş olduğunuz gibi şu noktadan bir merkez referans aldım. Yarıçap değerimi 65 olarak giriyorum. Dikkat etmiş olduğunuz gibi iki farklı merkezde bulunan yaylarımızın şu an budanması lazım. Yarı çapı 60 olan dairemiz buradan geliyor. Şurada teğet birleşimle yarı çapı 65 olan daireye bırakıyor. TR Enter Enter'la büyük 65'i şuradan itibaren buluyorum. Burada da küçük 60'ı buradan itibaren buluyorum. Hatta şöyle budamaları devam ettirebiliriz. Eksen çizgisine göre. Bunu buradan, bunu da buradan budayarak bize şu kısmın kalmasını sağlayabiliriz.
Şuradaki fazlalıkları da yine silgimizle silelim arkadaşlar. Şurada yarı çapı 60 ve 65 olan iki yayımız birleşti. Emin olmak için radius komutunu alıyorum. Şöyle 60 olduğunu gördüm. Şöyle 65 olduğunu gördüm. Peki, devam edelim. Şimdi şuradaki iki dairemizi referans amaçlı hemen oluşturalım arkadaşlar. Bu dairemizin çap 60 olan dairemizin yataydaki eksenden mesafesi 113 mm'ymiş. Bunun için circle komutunu çalıştırdım. Şu çizim yardımcısını kullanıyorum. Shift sağ tuşa bastım. From diyorum. Yani bu merkezi referans gösterdim. At değerine giriyorum. X değerimiz 0, Y değerimiz yukarı doğru 113 idi. Formül at 0,113. Ne yaptık? From ilişkisiyle eksenlerin kesişim yerini referans gösterip yukarı doğru Y yönünde 113 mm yukarıda dairemizin merkezini belirlemiş olduk. Dairemizin çapı 60'tı. Yarı çapı 30 değeri olarak giriyorum. İçindeki deliği daha sonra oluştur. Devam edelim. Şimdi şurada yarı çapı 46 olan yayımızın merkezinin yarı çapı 25 olan yayımızın kenarından başladığını görüyoruz. Bunun için yine circle komutunu aldım. Başlangıç yeri olaraksa içerideki yarı çapı 25 olan dairemizin kenarını gösterdim. Yarı çap 46 olduğu için direkt 46 olarak yazıyorum. Ve burada bir birleşme oluyor. Teğet. Hemen budama işlemini yapıp bunları sonraya bırakmadan burayı sadeleştirelim. Hatta şu kısmı da budayalım. Fazlalıkları yine silgimle siliyorum. Burada da bir budama işlemi olacak ama biraz sonra. Şimdi şurada bir birleştirme var doğrusal. Fakat ben burada özellikle mavi çizgiyle gösterdim. Buradaki doğrumuzun çıkış yeri buradaki merkez. Ve buradaki yarı çapı 46 olan yayla teğet birleşmekte. Bunun için line komutunu aldım. Emin olmak bakımından shift sağ tuşa basarak tanjant diyorum. Düzeltiyorum, özür dilerim. Line komutunu aldım. Önce bu dairenin merkezini bulacağım. Shift sağ tuş center dedim. Şu an ortamız açık, kapatabiliriz görmeniz için. Bu yay üstüne teğet olması lazım. Shift sağ tuş tanjant aldım ve teğetliği gördüğümü tıkladım. Bu işlemden sonra hemen şu kısmında ne yapabiliriz? Budayabiliriz. TR enter enter. Bu kısmı budamış olduk arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada yarı çapı 20 olan bir yayla birleştirme işlemimiz var. Yani bu daireyle bu doğruyu teğet biçimde yarı çapı 20'lik bir yayla birleştireceğiz. Bunun için circle komutunun TTR özelliğini kullanacağım. Tıkladım. İlk teğet noktam bu daire üzerinde olacak. İkinci teğet noktam bu doğru üzerinde olacak. Yarı çapım 20 olacak. Hemen burada da bir budama işlemi yapıyorum. TR enter enter. Evet, bu kısmı budadık. Bu kısmı budadık. Ve şuradaki fazlalığımızı yine silgimizle siliyoruz. Devam edelim. Şimdi şu içte yine bir doğruyla teğet birleştirme olayımız var arkadaşlar. Hemen bunu da gerçekleştirelim. Line komutunu aldım. Bu daireyle bu dairemiz dıştan bir doğruya teğet biçimde birleştirilecek. Shift sağ tuş tanjant teğetliği gördüm, tıkladım.
Tekrar shift sağ tuş, tanjant diyoruz ve buradaki teğetleri yakalıyoruz. Şimdi kancamızın şuradaki burun kısmını oluşturabilmek için öncelikle dikey eksen çizgimizin 70 milimetre solundan bir referans almamız lazım. Bunun için yine offset komutunu kullandım. Değer olarak 70 yazıyorum. Bu eksen çizgimizi sol tarafa 70 milimetre offsetliyorum arkadaşlar. Burayı büyüttüğümüzde yatay eksenle offsetlediğim bu çizginin kesişim yerinden gerçek boyu 37 milimetre yatayla da 50 derece açı yapan bir çizgi çizmem lazım. Bunun için line komutunu aldım. İki eksenin kesiştiği yer intersection olduğuna sağ tuş, intersection diyorum. Buraya kenetleniyorum. Şu şekilde bir doğru çizeceğim. Dikkat etmiş olduğunuz gibi ilk kutuya, soldaki kutuya 37 boy ölçüsünü veriyorum. Klavyemden tab tuşuna bastığımda bu açının da 50 olması gerektiğinden 50 değerini girip enter'a basıyorum. Tekrar enter'a çıktığımda şuradaki boyu 37 mm olan doğru çizmiş olduk. Hemen bunu eksen çizgisine çevirelim. Bunun için Properties'ten Match Properties alıyorum. Eksen çizgisinin özelliklerini bu çizgiye aktarıyorum. Devam edelim. Bu çizginin ucuna yarı çapı 8 mm olan dairemi çizelim arkadaşlar. Circle komutunu aldım. Uç noktaya kenetlendim. Yarıçap 8 mm. Şimdi bu dairemize dıştan yarı çapı 45 olan bir yayla birleştireceğiz. Bunun için Circle TTR komutunu kullanacağım. Buradan da ulaşabiliyorsunuz. Circle TTR tanjant tanjant radius. İlk teğet noktamı büyük daire üzerinde burada gösteriyorum. İkinci teğet noktamı büyük daire üzerinde buradan gösteriyorum. Bunlar yaklaşık yerlerdir arkadaşlar. İlla ki burası olacak diye bir şey yok. Ve üçüncü olarak da yarıçap 45 değerimi giriyorum. Şu şekilde bir birleştirme yaptık. Haliyle burada budama işlemi yapacağız. TR, Enter, Enter. Bu kısmı budadım. Ve şuradaki burayı büyüterek yapalım. Bu kısmı budadım. Yine silgimizde fazlalıklarımızı siliyoruz. Şimdi de şu kısımdaki yarıçap 45 olan yayı oluşturacağız. Fakat bunun sağlıklı olabilmesi için şu yayı ben budamıştım daha önce, bir kısmını uzatmam lazım ki doğru bir teğetlik alabileyim. Bunun için lengthen komutunu kullanacağım arkadaşlar. Modify'den bakalım bulabilecek miyiz buradan. Bu nedir? Lengthen komutunu buradan seçtim. Klavyeden len diye yazabilirsiniz. Lengthen komutunun dinamik özelliğini seçip şuradaki yayıma tıklayıp aynı doğrultuda bir miktar ne yaptım? Uzattım. Bu komutu bir daha hatırlatıyorum. Modify'den lengthen komutu. Klavyeden len yazarak da ulaşabilirsiniz. Dinamik özelliğiyle bu işlemi yaptım. Şimdi ne yapacağız? Tekrar circle TTR'ye gelip, yani tanjant tanjant radius'e, buradan bir teğet, buradan bir teğet, yarı çapıda 45 alacağız. Tekrar bir budama işlemi yapıyoruz. TR enter enter. Fazlalıklarımızı şimdi budayabiliriz. Burayı büyüterek yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Dairenin kalanını yine silgimizle sileceğiz. Şurada çapı 28 olan bir dairemiz var. Circle komutunu çalıştırdım. Merkez çap 28, yarı çap 14. Ve kalan işlem budama işlemimiz olacak. TR, Enter, Enter.
bu kısmı buluyorum, bu kısmı buluyorum, burayı buluyorum, büyüterek şu kısımlarda budadığımda kancamız oluşacak. Video dersimin süresini daha da artırmamak için ölçülendirmeye burada girmiyorum. Bunları yapabileceğinizi düşünerek dersi burada tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.